Merhaba gençlik. Map kazanım, çember, daire tekrarları yapacağız. Seviyeyi bir tık arttıralım. Daha sonra bunun da üzerinde bir seviyede yeniden karma yapacağız. Bakalım birinci sorumuzda ADB yayını 130 vermiş. Eşit girişlerin yaylara eşitti. Halde burası da 130. Tüm 360 olacağı için buraya kalır 100. Bizden istenen nedir? Çevre açı. Çevre açı da 1'e 2 oranındaydı. 50 derecedir. Yarıçapları hemen birleştirerek ikizkenarlar oluşturalım. Şuraya 70 derece kalır. Burası 30. Buraya da kaldı. İkizkenardan dolayı 30. OCB nedir demiş. Açımız 30 derecedir. Elimizde bir kirişler dörtgeni var, dikkat edin. Karşılıklı açılar toplamı 180. O zaman buraya kalır 100. Bizden istenen OBC ile ODC'nin toplamı nedir? Şimdi 80'in gördüğü 160. O zaman merkez açım 160. Bu durumda 160 X ve Y'nin toplamı ve 100'ün toplamı 360 olacak dörtgen olduğu için x artı y'ye 100 kalır. Diğer soruda AB'yi 16 vermiş. Merkezden dik geldiği için iki eş parçaya böler. OK ise 6'ymış. Dikkat edin 6, 8, 10 üçgen oldu. Yarıçapımız 10. OL 8'dir. Yarıçap 10 olduğu için bu durumda şu parçalarda 6, 6 paylaşır. Bizden CD istemiş 12'dir. AKB yayı eşitmiş CLD yayına. Yaylar eşitse ikilişler de eşittir. Merkezden uzaklıklar da eşittir. İkilişlerin boylarına da 2x eksi 5 ve x artı 3 vermiş. Bunlar birbirine eşit. Bu durumda x dediğim değer 8 olur. Bizden istenen neresi? AB nedir veya CD nedir? Nasıl olsa eşitler. X yerine 8 yazarsam 11 yapar. Yine demiş ki OK eşittir OL. Yani merkezden eşit uzaklıktaysa bu kirişlerin boyları da eşittir. Yani AB ile CD eşit olmalı. O halde buradan X'i buldum. 3. OK ile OL. OK ile OL zaten eşit vermişti. Yani 2Y eşittir Y artı 2. Bu durumda Y dediğim değer de 2 oldu. Yarıçapı sormuş. X'i 3 bulmuştuk. Kirişlerden bir tanesi 8 oldu. 4 4 paylaşır. Y'yi ne bulmuştuk? Y de 2 idi. OK dediğim 2Y yani 4. Pisagor yaparsam 4 kök 2. Diğer sorumuz yarıçap 15. 40 derece vermiş. AO'yu 15 vermiş. AKB'nin uzunluğu nedir? Bu sefer yay uzunluğu. Çevremiz 2 pi r idi. 40 derecelik yay ise 2 pi r alfa bölü 360 idi. R dediğim 15. R yerine 15 yazdık. Ve sadeleştirelim. İfadeyi 4'e böldük. 9, 30 bölü 9 pi yapar bize verilen yer. İkizleri önce eşitleyin. Şunların hepsi eşit. Dikkat edin 60 derece olduğu için burası eşkenar oldu. İhtiyaç halinde burayı da eşitleyeceğiz. Ve 60'ın gördüğü lazımsa 60 derece. Şurada ikizkenarım var 50. 80. Toplam 140 oldu. Buraya kaldı 40. Kalan 140 da 70 70 bölüştü. Ve ne istiyor? ADO nedir demiş. ADO açısı 70 derecedir. AOB'yi 20 vermiş. CODY'yi 30 derece vermiş. Toplam 50 derece oldu. EOF 40 derece ve GOH 50 derece.
Boyalı alanlar toplam. Bunların hepsini birleştirebilirsiniz. 50, 90, 140 derecelik bir alan yapar. Yarıçapı da zaten belli. 6. Alanımız şu oldu. Pi r kare alfa bölü 360. Şu 360 da şu 360 sadeleşti. 14 pi olur. Boyalı bölgenin alanı. Yarıçapım 10. 6, 8, 10 üçgeni var dikkat. Yarıçap 10'sa şuraya 4, buraya da 2 kaldı. 4'te 1 daireden bu dikdörtgeni çıkartırsam boyalı alanların toplamını bulurum. 4'te 1 dairemiz pi r kare bölü 4. Dikdörtgenin alanı taban çarpı yükseklik. Baktık 25 pi eksi 48 aradığım toplam alan. 120 derecelik bir açı vermiş. Yine boyalı alanı sormuş. Büyük yarıçap 8. Şuraya biz A diyelim, buraya da B diyelim alan olarak. Şimdi A artı B alanı neydi? Pi r kare alfa bölü 360'tı. Peki A dediğim alan neydi? O da pi r kare alfa bölü 360'tı. Bu durumda 64 pi bölü 3 tümü. 25 pi bölü 3 ise istemediğim yer. Taraf tarafa çıkartırsam 39 pi bölü 3 kalır. Yani 13 pi yapar B dediğimiz bölge. Der ki O merkezli bir çemberim var. Alan A, O, C. Bir kere orası 60, ikizkenardan dolayı burada 60, geri kalan da 60. Yani eşkenar üçgen oldu. Eşkenar üçgenin alanı bir kenarına r dersem a kare kök 3 bölü 4 idi. O da 9 kök 3'müş. Yani yarıçap 6 ve 60 derecelik bir bölge var. Yani bize verdiği 9 kök 3 ile buraya s diyelim. Bu ikisinin toplamı 9 kök 3 artı s. 6'da bir dairenin alanı yapar. Pi r'mizi 6 bulmuştuk. Pi r kare alfa bölü 360. Sadeleştirdik. O halde s dediğimiz alan 6 pi eksi 9 kök 3'tür. İkinci testimiz. Siz her sorudan önce mutlaka videoyu durdurup ne yapacağınızı bir düşünün. Daha sonra videoyu izlersiniz. Her soru için önce çözümünüzü hazırlayın. AB'yi 8 vermiş. Demiş ki BC 6'dır. AB'nin tamamı 8 ise buraya kaldı 2. Eğer dik inecek olsaydım 4'e 4 bölecekti. 2'ye 4 kalırdı. OC'yi vermiş. 2 kök 3. Artık ben yüksekliğin ne olduğunu biliyorum. 12'den 4'ü çıkardım. Burası kök 8 oldu. Yarıçapı artık bulabilirim. Pisagor 8 artı 16 24'tür. Demiş ki yarıçap uzunluğu 5'tir. BD uzunluğu çarpı AD uzunluğu nedir? Şunu yapabilirim madem ki yarıçap 5. Buraya da yarıçaptan dolayı 2 kaldı. AD çarpı BD kuvvet uyguluyorum. 8 çarpı 2'dir. 16'dır. Yani şu 3'e ihtiyacım aslında yok. Kendi düşündüğü çözüm yoluna gerek kalmadı. Kuvvet ile bitirdik olayı. Çapı 12 vermiş. Merkezi O olan bir çember. Der ki CD paraleldir. AB olacak şekilde bir CD çizeceğiz. Örneğin şöyle. Ve CD tam sayı olmak üzere kaç farklı CD kirişi çizilebilir? AB'miz kaçtı? 12. AB 12 ve birbirine paralel olacak şekilde CD'ler çizeceğim. Yani ben istersem kirişi son derece küçük çizebilirim. 1 santim uzunluğunda da çizebilirim. CD'yi şu bölgede de çizebilirim. İyice yaklaştırırım. 11'de yaparım. Bizden istenen
kaç farklı CD kirişi çizilir? 11 tane yukarıda çizeriz. 11 tane de aşağıda çizeriz. Toplamda 22 tane çizeriz. Ancak çember üzerinde CD aldık ve CD paraleldir AB olacak şekilde çizdik. Adam bize şunu söylemedi. CD noktaları A ve B noktalarından farklıdır demediği sürece ben CD'yi AB'ye de oturtabilirim. Yani her doğru aslında teknik olarak birbirine paraleldir. Yani AB doğrusuyla aynı üzerindeki CD doğrusu, yani çakışık olan CD doğrusu birbirine paraleldir. Hem çakışık hem paraleldir. Yani mantıken bu doğruyu da alırım. Toplamda 23 tane doğru olur. Cevaben 22 dese de hatalıdır. Cevabında tabii ne dediğimi bilmiyorum. Bize göre 23. Der ki doğrusaldır ve OE OF'ye eşit. OE OF'ye eşitse eşit uzaktaki kirişler de eşittir. Yani CD ile AB eşittir. AB'yi vermiş ve CF'yi vermiş. AB uzunluğu 3x artı 2. CF uzunluğu dediğimiz yer şurası 5. Burası 5 ise burada 5. 10. O zaman AB de ne olur? 10 olur. Baktık. Pardon, bu arada CF'ye 10 demiş. Tamamına değil. CF 10 ise tamamı 20 olur bu durumda. X eşittir 6 elde ederim. Şekilde O merkezli bir çember var ve çemberi kesmeyen dışarıdan bir D doğrusu var. A ve B noktalarının doğruya olan uzaklıkları 3 ve 9'dur. O noktasının uzaklığı nedir? Dikkat ederseniz bu ikisi eşit. O halde bu ikisi de eşittir. Çünkü paralel 90, 90, 90. Yamuk oldu. Orta taban yaptı. Orta tabanda topla böl 2'ydi. Yani O'nun uzaklığı bu durumda 6'dır. Çapının uzunluğu 8'dir demiş. O merkezli çemberde ABC'de 45'ten küçüktür. Çapı gören bir kere dik. Bu bir kere arada kalsın. ABC 45'ten küçük. O halde burada 45'ten büyük. Ne istemiş? AC'nin santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değer. Eğer 45 olsaydı 4 kök 2 4 kök 2 olacaktı. 45 45 90 üçgeni. 45'ten küçükse AC dediğim uzunluk 4 kök 2'den yani kök 32'den küçük olmalı. En büyük alabileceği değer 5 olur. En küçük tam sayı değeri de 1'e kadar indiririm. Yarıçapların uzunlukları birer tam sayı olan çemberler şekildeki gibi verilmiş. ABC dikdörtgeninin kenarlarına ve birbirlerine teğet olacak şekilde yan yana doldurmuş. ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu 132. Önce R'lerimizi bir yazalım. Şurası R, burası R. Yani aslında kısa kenar 2R. Şunlar da aynı şekilde R, R. N tane çember varsa burada her birine 2R, 2R, 2R. O zaman uzun kenar 2NR olur. Doğru mudur? Çevreyi söyledi. Çevre de ne yapıyor bu durumda? 132, 66. Yani 2R artı 2NR 66'dır. NR artı R de 33'tür. Çemberlerden birinin yarı çapının uzunluğu kaç olabilir demiş. N dediğim zaten neydi? N tane, 5 tane, 8 tane yani kısaca bir tam sayı. NR artı R yani R parantezinde N artı 1, 33. O halde R 33'ün bir bölenidir. Yani mantıken burada 10 tane çember olabilir. Veya R 1 ise 32 tane çember vardır diyebilirsiniz. Çeyrek çemberin yarıçap uzunluğu 26. CD de paraleldir.
OA'ya paralelse aslında çeyrek çemberler için dik. İhtiyaç halinde şunların eşitliğinden bahsederim. DC 10'dur. Ve BC uzunluğu nedir? Orası 10 ise burası da 10. Buraya da x diyelim. Burada 26 eksi x. Tamamlayıp kuvvet yaptığınızı varsayalım. O zaman şu oldu. 10 çarpı 10 eşittir x çarpı 52 eksi x olur. X yerine 2 verirsek oturuyor mu? Oturdu. 2 çarpı 50 eşittir 100. BC 2'ymiş. Yarıçap uzunluğu 6 olan ve O merkezi bir çemberin merkezinden 4 santim uzaklıkta. Yarıçapım 6 ve O merkezi bir çemberin merkezinden 4 santim uzakta bir kiriş var. Bunun en kısa olmasını istiyorum. En kısa ise o zaman dikti hatırlayın. Yarıçap 6. 36'dan 16 çıktı. 20. 2 kök 5. 2 kök 5. Toplam 4 kök 5'tir. En kısa uzaklık. 10. sorumuzda iki tane paralel vermiş. Çeyrek çember, yani şekil dikdörtgen. Şurayı tamamlarsak şeklimiz bir dikdörtgenmiş. Demiş ki EF 3 birimdir. Şurası 6 ve DC 5 birimdir. Şu kirişleri verdiği için aklıma hemen kuvvet uygulama gelecek. Burası da 5. Ne istiyor bu arada? OC. OC'ye x diyelim. Yarıçap r ise buraya kaldır. R eksi x. Birinci kuvvetim şu. 5 çarpı 5 eşittir. R eksi x çarpı r artı x. İkinci kuvvet de burada. 3. Şuraya da y diyelim. Şuraya ne kaldı? R eksi y. R artı y çarpı r eksi y oldu orada. Yani r kare eksi x karenin 25, r kare eksi y karenin de 9 olduğunu biliyorum. Zaten burada da elimde ne var? X kare artı y kare var. X kare artı y kare 36. Peki taraf tarafa toplayalım. 2 tane r kare eksi x kare y kare yani 36 eşittir 25, 9, 34, 70, 35. R eşittir kök 35 oldu. Ne istemişti bizden? OC nedir? X nedir? X zaten dikkat edin geldi. Yani yarıçap. Şöyle göstereyim. Şurası. Burası kök 35. Pisagor yaptım. 25 de burada var. X'e kalır. Kök 10. Yarıçapı kök 21'miş. Demiş ki AB kök 3'tür. AEB şu yayla FCD'nin toplamı 120'dir. Bu kalıplarla karşılaşacaksınız. O ikisinin toplamına 120 derece der. Yani ben o CD'yi aslında alıp taşırsam atıyorum şuraya denk geldi. Yani illa C'nin olduğu yere oturacak diye bir kaydı yok. Birazcık dışarıda gidebilir. Böyle olsun. Burası da C'de olsun. Şimdi CD dediğim yer biliyor muyuz? Onu bilmiyoruz. Diğeri kök 3'tü. Şu ikisinin toplamı 120. Peki demek ki buradaki yayı gören açı yani şurası. Bu açı 120. O zaman 30-30 kaldı. Yarıçapımız neydi? Kök 21. Burada kök 21. 120 de kök 3 katını görür. Ne olur? Kök 63. Şuraya da biz x diyelim. Şimdi burası 120 ise kalan nedir? 240. Orası 240 ise demek ki şu açımız aslında bu da 120. Yani şu üçgen olduğu dikkat edin. 120 benden istenen kök 3 ve kök 63. Kosinüs teoremi yapalım burada. 63 eşittir 3 artı x kare eksi 2 çarpı x çarpı kök 3 çarpı kosinüs 120.
Eksi 1 bölü 2. Şurası artıya dönüştü. Yani x kare artı kök 3 x eksi 60 eşittir 0. X de x'in çarpımı. Bize kök 3 lazım. Şuraya bir kök 3 ile kök 3 yazalım. İsterseniz burada delta'ya da girebilirsiniz. 3, 20 kaldı. 1 kök 3 lazım. 25 ile 4 diye parçalanacak. Ne kaldı? 1 artı şu eksi. Evet. Şu işimizi gördüm. O zaman x dediğim değer ya 4 köküçtür ya da eksi 5 köküçtür. Negatif olmayacağına göre x dediğimiz değer 4 köküçtür. Demiş ki abet çaptır. 3'tür, 15'tir. İhtiyaç halinde buradan hemen dik aklımızda olsun. Kullanalım veya kullanmayalım. 18, 9'a 9 olarak bölündü. OD'yi vermiş. 3 kök 7. Pisagor yaptım. 3 kök 7. Şurada 3 kök 4 var. Şurası da 3 kök ne oldu? 3 oldu. Ne istemişti? Yarı çap uzunluğu nedir? Burada Pisagor yaparsam. 3 kök 3. Şurası da 3 kök 9. 3 kök 12'dir. Yarı çap. Kök 12 dediği 2 kök 3. 6 kök 3 olur. Diğer teste geçelim. Ne demiş? Çemberde açı testi yine. Bakalım AKC nedir? Şu yay isteniyor. EOF 130. Şurası 130 derece. BLD yayı. BLD nerede? Şurada. 70 derece. Der ki AKC yayı neye eşit? Dikleri vermiş bir defa. Yani şunlar ihtiyaç halinde iki eş parçaya bölünecekler. İkizkenar olacaklar falan filan. Şimdi şurayı birleştirelim önce. Bir ikizkenarlarımızı bir yazalım. Bura alfa, burada alfa. Aynı şeyi burada da yapalım. Şuraya B diyelim, buraya da B diyelim. 70 olduğu için şuraya da kalsın 70 derece. Buranın tamamı ne demişti? 130 demek ki A artı B 60. Peki o zaman şuraya ne kaldı bu durumda? 2 tane A, 2 tane B. 120, 70 de burada var. 190. 290, 170 derece açı kalmış oraya da. Burada ne demiş? AB çap. Şurayı birleştirelim. Çapı gören açı diktir. Bir yapalım önce. Dış açı var. Dikkat edin. Ben buraya x dersem şurası 2x. Bu ikisinin farkının yarısı 30 olacağına göre demek ki burası 2x artı 60. Farkı 60 oldu. Yarısı da 30. Orada 2x artı 60'sa burada 2x artı 60. Tamam 180 oldu. 6x artı 120 eşittir 180. 60 x eşittir 10. Bizden ne istemişti? DKE. DKE yayı x 10'sa 80 olur. Teğetler verilmiş. BF. Şu kiriş eşit uzunluktaymış AE ile. Yani gördükleri yaylar eşit BF yayıyla, BF ile. ABE küçük olan yaylar eşit. Bakalım 20, 65 şurası lazımsa 85. Şimdi buraya da biz x veya 2x diyelim. Daha sonra bölü 2'lerle uğraşmayalım. Yine 20'nin gördüğü şu kola baktım. Farkının yarısı 20 olacak. Demek ki farkı 40. O halde burası 2x artı 40. Böylelikle farkı 40 oldu. Yarısı da bunu verdi. Aynı şeyi 65 için yaparsam 65'in gördüğü şu parça.
Şuradan geldi, şuradan geldi. Yani şu bütün eksi burası şeklinde kullanacağım. Veya şunu da yazabilirim. Orada 2x artı 40 ise burasına x artı 20 yazabilirim. Bir eşitlik vardı. A, B, E eşitti. Şurası. Şuna yani 4x artı 40. Burası 4x artı 40. O halde şurası 2x oldu. Şu iç açıyı kullanabilirim. Karşılıklı topla böl 2'ye. Yani burası 2x. Toplamı 4x çünkü. Ve aynı şey bahsettiğim gibi 65'ten de gidebilirdim dış açı. Farkının yarısı 65 olurdu. Şu parçayı tamamladım vesaire. Tamam 360 derdik. Burada iç açılar toplamına baktım. 3x artı 105 eşittir 180. X'i buldum. 25 ne istemişti? CAE. CAE bizden istenen yer. E'yi göremedim. Ha şuradaydı. 45 istenen yer. BO 5'tir demiş. BC 5 kök 2'dir. BO 5, yarıçap 5. BC 5 kök 2. Dikkat et. Yarıçap 5 ise aslında burada 90, 45, 45 var. Bir de AB 5 kök 3 demiş. AB uzunluğu 5 kök 3. Şu açıyı 45 buldum zaten onu silelim. Şurayı 5 kök 3 vermiş. E burası da zaten 5. Demek ki 30 30 120 var burada da. Çünkü 120'ni gördü 5 kök 3. O halde buraya kalır 15. Ne istemiş bu arada? CBA nedir? CBA 15 derecedir. FC'de 35. Gördüğü yay 70 olur. 45'te dış açı yaparsam yani şu ikisinin farkının yarısı 45 demek ki farkı 90 x eşittir bu durumda 160. Ne istemişti? EC doğru parçasının şu parça E etrafında döndür saat yönünün etrafına saat yönünün dönme tersine çevir AE'nin üzerine gelsin. AE'nin üzerine gelmesi için şunu ne kadar çevirmem lazım? Şuraya kadar çevirmem lazım. Yani 160 derece çevirirsem saat yönünün tersinde üst üste gelirler. 14 verilmiş 26. 26'nın gördüğü 52. Hemen şu ikizkenarı bağlayarak 14'ü kullanmaya çalışalım. 14. Burası oldu 40. İkizkenar olduğu için ihtiyaç halinde şurası da 40. Burası da 100. Burası da 100. Lazımsa yarıçap uzatırım 28. Ne istemişti? ADC nedir? A. D nerede? D nerede? Ha, şurada. ADC istenen yer. Şurası işte. Karşılıklı eşit zaten içeride bir 114 var. 114'ü tamamlayan 66. Burası da 66. Üçgenin iç açıları, iç ters açı. Diğer soru klasik kalıp artık birleştir yarıçapları göster. 62, 62, 120, 56 kaldı. Çeyrek çember dediği için 34 kaldı. OBC istenmiş. Şurası ikizkenar. 2x artı 34, 180. 2'ye böldüm x artı 17, 90. X eşittir 73 derece olur. Herkes birbirine eşit. EDC'yi vermiş. EDC şurası 126. Bir kere tamamlarsam 180 burası. 126'nın gördüğü de 252 olacak. 252 ise geriye kaldı 20-72. Yani ben buraya x dersem şurası 2x. Kalan 72
Eksi 2x de buraya oturur. Böylelikle şuranın tamamı, şu parça zaten 180, 2x, 2x ve 72, toplam 252 oldu. Ve bu eşit kirişe 72 eksi 2x yazarsam buralarda 72 eksi 2x olur. Dikkat edin, hepsinin toplamı 180'di. Yani 3 tane 72 eksi 2x ve x'in toplamı 180. 216 eksi 4x eşittir 180. 20, 36x eşittir 9. Bizden istenen BAC, yani x nedir? 9'dur. Eşitlikler verilmiş. DAC 25. O halde gördüğü yay 50. ACB şurası 75. Gördüğü yay 150. Toplam 200'ü yazdık. 160 kaldı. Eşitlere 80-80 paylaşırlar. Yani burası 40. Bizden istenen CAB nedir? 40'tır. AB çaptır demiş. Açı sorusu sormuş. EC uzunluğuyla DF uzunluğu eşitmiş. Şöyle EC'ye 1 diyelim. Nasıl olsa açı soruyor. İsterseniz K diyeyim, fark etmez. AC uzunluğu, buraya da x diyelim. Toplam x artı 1 eşittir AF'ye. Şurası x artı 1. İkizkenar üçgeni vermiş yani bize. İkizkenarı görünce adetli dik inmek. Dik nereye gidecek? D'ye gidecek çünkü çapı gören açı dik. Ve iki eş parçaya böldü 1 1. Yani ikizkenar açı ortayları da yazalım, hatta 18 18. Ne istemişti bizden? FAB nedir? FAB. Şu açı istemiş. Şimdi şurada çaktırmadan aslında kuvvet gösterirsem 1 çarpı x artı 1, 1 çarpı x artı 1 olacak. Yani ikizkenar, büyükte de ikizkenarlık var. Zorunlu kuvvetten ötürü. Çünkü burası 1 1 geldiyse, o zaman burada kalan x ise burada kalan da x olacak. Yani tamam, x eksi 1. İkiz kenar oldu. 72'yi vermiş. Kalan 108. 54 54 paylaşır. 18'i zaten yazmıştı. Geriye kaldı 18. O zaman aradığım açı 18'dir. Teğeti vermiş. Demiş ki aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur? Bu kalıp şu kalıp, daha önce bahsettik. Burası diktir. Gerekçemiz ne? Buradan ben teğet gönderirsem, şu teğetle şu teğet birbirine eşit zaten. Diğer üçgende de o teğetle bu teğet birbirine eşit. O halde burası dik olacak idi. Peki açılarla ilişkisi nasıl? Bir de ona bakalım. Şuraya alfa dersem, alfanın gördüğü 2 alfa. Teğet giriş olacağı için burası da alfa. Burası da alfa olacak. Yine aynı mantıkla o yayla bunun toplamı 180 olacağı için 180 eksi 2 alfa veya üçgenin iç açılar toplamından da söyleyebilirsin. Buraya da kaldı 2 alfa. Yine buranın gördüğü zaman 180 eksi 2 alfa. O halde burası da 90 eksi alfa olur. Ne istemiş bir bakalım. BAE açısı. BAE açısına alfa dedik. Eşittir demiş. 2 tane CD E açısı olmak zorunda değil. Yani ne zaman olur bu? 180 eksi 2 alfa, 3 alfa eşittir 180. Alfa 60 verseydi olurdu. Alfanın 60 olmasının bir garantisi yok. O zaman alfa 60 değilse ona garanti diyemem. BAE açısı, yani şununla CDE açısı 90'dır. Bu kesin. BAE eşittir demiş. Yani alfa eşittir 90 eksi alfa, o da olmak zorunda değil. Alfayı 45 verseydi kesin olurdu. 45 vermeden de böyle bir şey söyleyemem. O zaman yalnız 2 doğrudur. AB çaplı bir çember vermiş. Buranın dik olduğunu biliyoruz. 90 derece. DC 6. 30'un gördüğüne R dersem 90'ın gördüğü 2R olacak. Şuranın tamamı 2R olacağı için demek ki R dediğimiz şey 6'ymış aslında. Ve 60'ın gördüğü de lazımsa 6 kök 3.
Neyi sormuş bakalım? AC uzunluğu nedir? Yarıçap 6 idi zaten. Pisagor yaparsak 6 kök 3. Şurası da 6 kök 4. Burası da 6 kök 7 olur. Hemen klasik kareye tamamlarsak buraları her biri R. Demiş ki AB uzunluğu 36'dır. BC uzunluğu 39. 13 ile sadeleştirirsem 12, 13, 5, 12, 13 üçgeni olur. Demek ki burası da 5 çarpı şurası 13 çarpı düzelttik. 3 çarpı 12, burası 3 çarpı 13, 3 çarpı 5 oldu. Yani 15'tir bu uzunluk. Şimdi zaten 36 vermişti. Burası 36 eksi R. Aynı şekilde burada 36 eksi R. Tamamı 15 ise 15 eksi R. Burada 15 eksi R. Bunların toplamı da 39. Yani 51 eksi 2 R eşittir 39. 2 R eşittir 12, R eşittir 6. Bizden ne istemiş? Yarıçap nedir? 6. Yarıçap uzunluğu 6'dır. Hemen şuradan ışınlarımızı biz bir çekelim 6 6 diye. Noktalar da teğettir. DB'de 3'tür. İstenen ne? EB uzunluğu X nedir? Bir teğet var burada. Kuvvet uygularsam X kare eşittir 3 çarpı 15. Yani 45 X eşittir 3 kök 5 olur veya şuradan Pisagor'da yapabilirsiniz. Çembere E ve F noktalarında teğettir. Şurayı merkez kabul edersek şöyle şunlar her biri R. Ve DC'yi 32'dir demiş. O halde buraya 32 eksi R kaldı. BC 25'tir. Buraya da 25 eksi R kaldı. Neyi sormuş? Yarıçap uzunluğumuz nedir? Bakalım hemen yarıçapa. Şuradan şu mesafenin 32 eksi R olduğunu biliyorum. Buranın da zaten hemen karşıdan dolayı 25 eksi R olduğunu biliyorum. Şurası da R. Baktık tanıdık ne var? Pisagor 15, 17. Ya 15'tir ya 17'dir deneyelim. R yerine 17. Pisagor uğraşmayalım başarı. 17'yi koyduğum zaman 8 yaptı. 15 yaptı. 8, 15, 17 üçgeni oturdu. Cevabımız 17'dir. AB uzunluğu 8'dir demiş. Dik kesmiş. Demiş ki yarı çap uzunluğu 4. Şurası 4. Burası zaten kare olur. 4, 4, 4. BF uzunluğu şuraya da 4 kaldı bu arada. Yarıçapımız 4. Der ki BF uzunluğu nedir? Şuraya da x diyelim. Yine kuvvet uygularsam 4'ün karesi eşittir x çarpı x artı 8. Yani 16 eşittir x kare artı 8x, x kare artı 8x eksi 16. X artı 4'ün karesi eşittir 32. Yani x artı 4, 4 kök 2. 4 kök 2 eksi 4'tür istenen yer. Şuradan Pisagor'la da söyleyebilirsiniz. 4, 4, 4 kök 2 tamamı. O halde x için 4 kök 2 eksi 4 kaldı. OB uzunluğunu biliyorum. Yarıçapım 3 kök 2. DC uzunluğunu 3 vermiş. AD'yi 6 vermiş. İstenen ne? Yarım çember falan filan noktasına kesiyor. CE nedir? CE'ye de biz X diyelim. Baktık. Şuradan çapı gören açı diktir bir kullanalım önce. 6 kök 2 6. O halde burası da 6 olur. Pisagor'u yaparsam 36 9 45 3 kök 5. Kullanacağımız CE uzunluğu 3 kök 5'tir. G noktasında teğettir. Hemen çizelim. Yarıçaplar neymiş? Yarıçap 2 kök 3. B merkezinin de 3 kök 3. Teğet noktasından geçecekti ışın. Burası da oldu 5 kök 3. 2 kök 3, 3 kök 3. Toplam 5 kök 3. Şuranın tamamı 3 kök 3 ise burada 3 kök 3. 3, 4, 5 üçgeni oldu. 3, 4, 5 üçgeni.
3 kök 3, 4 kök 3, 5 kök 3 neyi istedi bizden? EC uzunluğu nedir? Tamamı 4 kök 3 ise buraya kaldı. 2 kök 3 birim. Teğetler verilmiş. Burada şuna dikkat edin. Burası açı ortay olur. Neden? Teğetleri verdiği zaman açı ortayın kollarına inen dikler eşittir. Yarı çaplar, parçalar eşittir muhabbeti. Zaten açı ortayın kollarına inen dikler eşittir. Buradan geliyordu. AB 12'dir demiş. Yani yarı çap bu durumda 6. Ne isteniyor? DF nedir? DF'ye bakalım şimdi. Açı ortayları vermişti. 6, 6, 12 verdi. Şuraya biz x diyelim. DF için. Şurası da 12 eksi x olsun. Orada 12 eksi x ise burada 12 eksi x. Burası 12 ise burada 12. 6, 6, 12. Şuradaki dik üçgene bakalım. X 12 ve tamamı 24 eksi x. Şöyle bir üçgen var. Şurada x 12, 24 eksi x. Pisagor yaparsak 9 oturuyor mu? Bakalım 9, 12, 15. 9, 12, 9'u koydum 15 oturdu. 9'dur. Oturmasa Pisagor kullanırız. Şu iki mesafe eşit. Bu da eşit. Sebep teğetler. Ve ne demiş? BC'ye 1 dersem diyor. Yani yarım yarım. AB 2'dir. 1, 1. Büyük çapta ne oldu? 2, 3. Yarı çap 1,5 yapar. Yani şu noktayı yarı çap alalım. Büyüğün yarı çapı. 1,5'a 1,5. DE uzunluğu artı DF uzunluğunu sormuş. Şimdi yarı çapları biliyorum. Şurayı bir dikimize atalım. Burada 1 bölü 2. Bunun yarı çapı 1'di. Şurası 1. Mesafeler eşit. Ve büyük yarı çap neydi şurası? 1,5. Yani 3 bölü 2. Şurası zaten dik. Baktık Pisagor şu yüksekliği bulabiliyorum o zaman. 1 bölü 2, 3 bölü 2, x. Şurası 1 bölü 2, burası x'miş. Ne oldu? 9 bölü 4 eşittir. 1 bölü 4 artı x kare 8. X eşittir kök 2. Yani şu parçaların her biri kök 2 birim. Bizden istenen neydi? DE uzunluğu yani kök 2 artı DF uzunluğu kök 2, 2 kök 2 oldu. ABC üçgenin çevresi 42 ise EA uzunluğu nedir? Yarısıdır. Gerekçemiz ne? Klasik bir kalıp bu. X, X diyelim. Y, Y diyelim. Şimdi şu EA uzunluğu çembere teğet olduğu için AD uzunluğuna eşit olur. Öyle değil mi? Şu özellik. Bu X'e eşittir. Peki biz şuraya Z dersek. X artı Z. Buranın da X artı Z olması için X artı Z eksi Y dersem şu ikisi birbirini götürür. X artı Z kalır. O halde ne oldu? Üçgenin çevresi Y'ler gitti. 2X artı 2Z oldu. 42. O zaman X artı Z ne yapar? Bunun yarısı 21'dir. Teğetleri vermiş. Hemen merkezimizi alalım ve açı ortay olduğunu unutmayın. Şurası açı ortay. Eninde sonunda bu tarz kalıplarda bu açı ortaya ihtiyacınız olur. DC'yi bir birim vermiş. X diyelim oraya. AD'ye 2X demiş. Bu teğet 2X ise burada 2x lazımsa diktir, lazımsa diktir. Ne istemiş? Yarıçap 6'dır. AD nedir? Baktım. Dikkat et, açıortay teoremi var. Açıortay teoremimiz neydi? B bölü M C bölü N'e eşitti. Yani 2x için 6 gördüysek 3x için 9 göreceğiz. Devam ediyorum. Buraya kaldı 3 demiştik. Ne istemişti? AD uzunluğu nedir? Bakalım şurada Pisagor yaparsam. Şurası 6. Ne oldu? 9 kare eşittir 6 kare artı x kare. X kare eşittir 81 eksi 36
eşittir 45. Yani x eşittir 3 kök 5. AD'yi istemiş. 6 kök 5'tir. Dik üçgeni vermiş. Hemen yapıştıralım şunları. Bunlar eşittir. Ve bunların her biri R'dir. Demiş ki EB'ye ne dersen AD de onun 2 katı. O zaman burada R bölü 2. EB R bölü 2 ise AD de R'dir. Birden fazla dikin olduğu yerde benzerlik vardı. Yani çizgi nokta 90. Çizgi nokta. Bunu bir kullanalım. Benzerlikten bu oranların hangilerinin doğru olduğu gelir. Şimdi burada sol taraftaki üçgende nokta ve çizgi. Noktanın gördüğü R bölü 2 iken çizgi 2 kat gördü. Nokta R görse çizgi 2 kat 2R görecek. Aynı mantıkla şu parçada 1 birimken şu parçada 2 birim olacak. Ne demiş? EB'nin 2 katı AD'dir. EB'nin 2 katı AD'dir. Doğru. Başka ne der? BO'nun 3 katı BC'dir. BO 1 iken 3 katı BC, bu da doğru. EB demiş R bölü 2. 4 ile çarptım. 2R. DC 2R midir diye baktım. DC de 2R'dir. O zaman bunların hepsi doğru. Diğer teste geçelim. Açılar vermiş. Taralı bölgelerin alanları toplamı nedir? Benzerlerini çözmüştük. 20, 17, 23. Hepsinin toplamı. Kontrol edelim bunların açıları mı diye. COD, evet EOF. Hepsinin toplamı 20, 40, 60 yaptı. O halde kısaca ben bunu 60 derecelik daire diye birleştirebilirim. Yarı çapımız neymiş? 4. O zaman dairelerin alanlar toplamı pi r kare alfa bölü 360 bölü 6 oldu. 8 pi bölü 3. Yarı çap 8. Bölgenin alanı nedir? Bölgenin alanı taban çapı yükseklik bölü 2 idi. Hatırlıyor muyuz? Üçgen gibi yapıyorduk. Gerekçemiz ne? Şuraya alfa dersem 5 pi dediğim o yay 2 pi r alfa bölü 360'a eşitti aslında. Sadeleştirirsem alfa dediğimiz yer 2 pi alfa bölü 360 5 pi'ye eşitti. Sadeleştirdik, karşıya attık. Ne geldi? 5 çarpı 360 bölü 2 çarpı 8. Şunlar 45 verdi. 225 bölü 2 oldu alfa. O zaman alan ne? Pi r kare 225 bölü 2 alfa bölü 360 şeklinde yazarsam. Sadeleştirelim. 25'e böldüm. Şurada kaldı. 9. 25'e bölünmüyor bu arada bu. O zaman biz de şunu da sadeleştirelim. 8'e böldüm. Buradan kaldı. 45. Şunları da sadeleştirelim. Buradan kalsın. 4. Şunları da sadeleştirelim. Buradan da kalsın. Kaç pi? 5. Çarparsak 20 pi. Mantık buradan geliyordu. Kısaca taban çarpı yükseklik bölü 2 gibi düşünebiliyorduk. Konu anlatım kısmında bahsetmiştik. Demiş ki OA'yı verdim. 2 kök 3. Yarı çapımız 2 kök 3. İhtiyaç halinde çapı gören açı diktir. Bu ışın hem dik hem kenar ortaysa aynı zamanda açı ortay ve ikiz kenar üçgendir. Yani 4 kök 3'tür bura. Demiş ki boyalı bölgenin alanı kaçtır? Elimizde bir ikiz kenar üçgen var. Biz şu bölgeye S diyelim. Bu bölgeye de A diyelim. Burası ne oldu? A artı S. Gerekçemiz simetrik olması. Peki şu parçaları da bulmamız lazım. Burada da kuvvet uygulayın. 4 kök 3'ün karesi x çarpı 2x. Yani 48 eşittir x çarpı 2x dersem 24. X dediğim şey 2 kök 6'ymış. Şurası 2 kök 6. Lazımsa dik'i de bulurum. Ne yapar? 48, 24. Burada 2 kök 6 yaptı. 24, 24, 48. Demek ki açımız 45.
45, 90 üçgeni. Baktık. A artı S dediğim şey neye eşit? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 2 kök 6, 2 kök 6 bölü 2. O da eşittir. 12'ye eşit. Peki bir şu S ile bu A artı S'in toplamı, aynı zamanda şurası ikiz kenar olduğu için, değil mi? Muhteşem, şu 90'dan geldiği için oraya S ise aslında burası da S. Yani şurada bir yarım daire var. A artı 3S. Onu da yazalım. A artı 3S. O da yarım daire. O da neye eşit? Pi R kare. R kare 12 bölü 2. Yani 6 pi'ye. Bizden istenen A idi. Taraf tarafa yok edersem önce S'yi bulurum. Yerine koyarım. Ya da aşağıyı 3 ile çarpar. Yukarıyı da eksi 1 ile çarparsam. 2 tane A eşittir. 36 eksi. Eksi ile çarptık. 6 pi. O halde A diye bahsedilen yer 18 eksi 3 pi. İşlem hatamız yoksa cevabımız bu. Diğer soruya baktık. 60 derecelik yay vermiş. Buranın 120 olduğunu biliyorum. Merkezden gelen açının da o zaman 120 derece olduğunu biliyorum. Yarı çapı biliyor muyuz? AC 6'dır demiş. 120'nin gördüğü 6 ise 30'ların gördüğü kök 3'te biri. 2 kök 3'tür. O zaman 6, şu 120 derece 3'te 1 daireden üçgeni çıkartacağız. Yani pi r kare bölü 3'ten üçgenin alanı a 2 kök 3, 2 kök 3 çarpı 1 bölü 2 ab sinüs alfa. Bu ifadeyi çıkartacağız. Yani 3 kök 3'ü çıkartacağız. Kimden? 4 pi'den. 4 pi'den 3 kök 3'ü çıkartırsak aradığımız yer kalır. Baktık. Bu ne demiş? CD'ye x dersen demiş. İhtiyaç halinde uzatacağım. Burasına da x diyeceğim. OA'ya 2x derim diyor. OA nerede? Tamam, 2x. O halde şurası da 2x eksi 2 kök 3. Yani yarı çapın 2x olduğunu söylemiş. O zaman soru bitmesi lazım. Bu çarpı bu. Yani x çarpı x eşittir 2x artı 2 kök 3 çarpı 2x eksi 2 kök 3. Baktık, x kare eşittir 4x kare eksi 12, 3x kare eşittir 12, x eşittir 2'ymiş. X'in artık kaç olduğunu biliyorum. Onu hemen parlatıp yerine bir yazalım. X dediğimiz şey 2. Yarıçap dediğimiz şey de 4. İhtiyaç halinde burası 4, 90'ın gördüğü 4 ise şurası da 30. 30 derecelik daire dilimi ve üçgenin alanı var. 30 derecelik daire dilimine bakalım. Pi r kare alfa bölü 360'dan üçgenin alanını taban çarpı yükseklik bölü 2 çıkartacağız. Şurada kaldı 12, 4'e böldüm, kaldı 3. 4 pi bölü 3 eksi 2 kök 3 aradığımız cevap. BC'yi 2 birim demiş. 2x diyelim. AC'ye de 3x diyelim. AC 3x'tir. BC 2x'tir. Dikten dik neredeyse öklit olur. Ne oldu? 6x. Kök 6x oldu burası da. Demek ki yarıçapımız kök 6x. Baktık. Yarıçapın uzunluğunu vermiş zaten. O halde kök 6x dediğim ifade 4 kök 6 ise x dediğim şey 4. Malzeme şu oldu. Burası 8, burada 12. Oranda ne olduğunu biliyorum. Burası 8, burası 12, yarıçap 4 kök 6. Bölgenin alanını sormuş. 4'te 1 daire var. Üçgenin alanından 4'te 1 daireyi çıkartacağım. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den neyi çıkartacağız? Pi r kare 4 kök 6'nın karesi 96 bölü 4'ü çıkartırsak aradığımız cevap. Sadeleştirdim 2. 40 kök 6 eksi 4 24 pi. Aradığımız cevap 40 kök 6 eksi 24 pi'dir dedik ve devam ettik. Kayıtlar 10 dakika olduğu için maksimum 10 dakikada otomatik kesilir. Ne demiş? Teğettir demiş. AO eşittir. OB eşittir burası.
İhtiyaç halinde dik'i indim. R 90'ın gördüğü 2 R ise 30'un gördüğü, 60'ın gördüğü diye yakalayabilirim. R kök 3 falan filan. Ne istiyor? BC uzunluğu nedir? Yarı çapı istemiş. Bu arada bir bilgi vermiş. Boyalı bölgen alan falancadır. Boyalı bölge büyük yarıçap 1,5 R yaptı. Büyük yarıçap. Bu büyük yarım daireden 120 derecelik küçük yarım daireyi çıkartacağım. Bir de şu üçgenin alanı çıkartırsam bu ifadeyi verir. Büyük yarım dairenin alanı ne? Pi R kare 9 bölü 4 bölü 2 yani 8 yaptı. Bölü 2 dersem. Yarım dairenin alanı bu. Bundan çıkartacağız. Pi R kare 3'te 1. Bir de çıkartacağız. Taban çarpı yükseklik bölü 2. O da buna eşit olacak. Şunlar zaten her biri pi'li ifade. O zaman bizim şu ifade aslında şuna eşit. 144 R eşittir. 12 gelir. R eşittir. 12 geldi. Ne istemişti? BC nedir? BC eşittir. 12'dir. O merkezi çember B noktasında teğettir. O halde diktir. R'dir, R'dir, R'dir. AB 10'dur. Boyalı bölgenin alanı. BOA üçgeninin yarısına eşit. BOA nerede? Bunun yarısına eşit. Yani burası S'tir, burası da S'tir diyor adam. Tamam. BC yayının uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. Bakalım. Alan yarı yarıya diyor. Yarı yarıya dedi. Taban çarpı yükseklik bölü 2 dersem dikkat edin. Aslında tüm alan 5R. Burası 2,5R. Şu S dediğimiz artık 5 olsun. Burası da 2,5R'dir diyor adam. Yarı yarıya eşit. Peki bu bölgenin alanını hesaplamam lazım. Ve ne yapacağız? AB'yi 10 vermişti. İhtiyaç halinde şuraya X dersem kuvvet kullanabileceğim. İhtiyaç hissedersem. Ve bu alanların eşitinden de şunu söyleyebileceğiz. Şu 4'te 1 değil. Şuradaki açı kaçsa artık. Alfa diyelim biz ona. Oradaki alan şu. Pi R kare alfa bölü 360. O da eşittir. Ne? 2,5 R mi? 2,5 R'ye. Buradan lazımsa R'nin şu olduğunu biliyoruz. 2,5 çarpı 360 bölü alfa ve pi. R dediğim şey bu. Peki benden istenen neydi? BC yayının uzunluğu. BC yayının uzunluğu da şu değil miydi? 2 pi R alfa bölü 360. Şimdi bunlar elimizde var. R gördüğüm yere şu ifadeyi yazarsam muhtemelen giden gider. Kalan da benim aradığım şey olur. 2 pi R alfa bölü 360 alfa R gördüğümüz yere yazıyorduk onu ya da A'yı yalnız bırakalım. A'yı karşıya attım, R'yi de buraya getirdim. A dediğim şey nedir o zaman? 2,5 çarpı 360 bölü pi ve R. Gidenler gitsin, kalanlar da bizim olsun. Pireler gitti, pireler gitti. Sadeleşti, 5 kaldı. Güzel bir kalıp karşılaşırsınız. Diğer soruya baktım. 12 dereceyi vermiş. İkizkenardan dolayı burada 12, burada 24. Bir kere RR olduğu için bu boyalı alan aslında buraya eşit. Yani ben buraya taşırım şu bölgeyi. Kısaca benden şu 24, 156 mı kaldı? 156 derecelik toplam daireyi istemiş olur. Bölgeden alanlar toplamı nedir demiş. Yarıçap neymiş? 3. Aradığım şey şu. Pi R kare alfa bölü 360. Sadeleştirdim. 9'a böldüm. 40. 4'e böldük. 10 kaldı. 4'e böldük. Ne verdi? 78. 30 78 39. 39 bölü 10 pi kaldı. Burası ne demiş? Garip bir şekil çizmiş. Birimlerden oluşan, birim karelerden oluşan ABC'de çeyrek çemberler çizmiş. Eğriler falan filan. Şimdi ABC'de merkezde bir tanesi şu o zaman. A merkezli şurası. B merkezli dedi de burası. C merkezli dediği adam da şu. Ve D merkezli dedi 4'te 1 de burası. Buna göre bu eğrinin uzunluğu nedir? Şimdi A'nın yarıçapı 2.
B'nin yarıçapı 1, C'nin yarıçapı 3, D'nin yarıçapı 2'dir. Burayı biliyorum. Şurayı temizleyelim şimdi. Bizden istenen ne? Eğrinin uzunluğu nedir? Şuradaki eğri 4'te 1. Yani 2 pi r bölü 4 artı. Buradaki de 4'te 1. 2 pi r'si 1. 4'te 1 artı. Şu da 4'te 1 yarıçapı 3. 2 pi r bölü 4 artı. Bu da 2 pi r bölü 4. 2 pi r'miz ne? 2 bölü 4. Bölü 4'ümüzü sabit yazalım. Sadeleştirmeyelim. 4. 6. 6 da burada. 12. 4 de burada. 16 pi, yani cevabımız 4 pi yapar. Yine kare vermiş. B merkezli falancadır demiş. Şu adamı istersen buraya taşıyabilirim. Çünkü eşit karenin de köşegeni 45. Yani benden istediği bölgeye dikkat edin. Bunu taşıdık oraya. Aslında 45 derecelik bir daire dilimi. Boyalıların toplamı 25 pi. Pi r kare bölü 8. Yani 45 bölü 360. Eşittir 25 pi. Şunlar sadeleşti. 160. 200 r eşittir 10 kök 2. Karenin bir kenarı nedir demiş. Biz neyi bulduk? R'yi bulduk. R dediğim karenin aslında köşegeni 10 kök 2. Demek ki her bir kenarı da 10'dur. Kenar uzunluğu 10. O 2 merkezli çember, o 1 merkezli çember eşiten teğet. Aralarındaki fark da 4. Küçüğüne biz R diyelim. Burası da 4 eksi R. Şuraya da yine R demiş olalım. O zaman büyük yarıçap 4 artı R. Küçük yarıçap R olur. Boyalı alan da pi R kareden pi R karenin çıkmış halidir. 64 pi. Pi'ler sadeleşti. 2 kare farkı bir topla bir çıkar yapalım. 2 R artı 4 çıkartırsam da 4 eşittir 64. Sadeleştirdim. 16 R eşittir. Kaç yaptı? 12, 6. Küçük yarıçap 6'ymış. Bizden ne istiyor? Küçük dairenin alanı nedir? Pi R kare. Birinci sorumuz. 38 derece verilmiş. Ve OA OB'ye eşit. Yani yarıçap. OB değil, BC'ye eşitmiş. Şuraya eşit. Bir kere BC ile yarıçapı beraber kullanamıyorum. Beraber kullanamadığım zaman hemen ne yapacağız? Şurayı çekip bir ikizkenar üçgen oluşturacağız. Yani şu an ikizkenar oldular. 38 ise şu açıda 38. 38'in gördüğü yay 38. Doğal olarak şu açı 19. Yine bir dış açı kendine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit. Büyütelim şöyle biraz. 76 derece şurası. İkizkenar var. Orada 76 ise burada 76. Şuraya kaç kaldı? 57. Nereyi istedi bu arada? OAD'yi istemiş. Yani bulduğumuz açı istemiş. AD eşitmiş DC'ye. Yani alakasız iki çember ve alakasız iki kiriş diyemiyorum. DC kiriş ama AD kiriş değil. Bu eşitliği kullanabileceğim yer neresi var? Onu sadece düşüneceğiz. Şimdi bu ikisi madem ki eşit, ABC'yi de 54 vermiş. Bir defa şurayı bir çekelim. Çapı gören açı dik olsun. Şurası da 36 derece olsun. Şimdi aynı şeyi burayı içinde yapalım. Çapı gören açı dik olsun. Benim çapı gören açı dik. Aynı zamanda AD eşittir DC. Yani kenar ortay. O zaman açı ortay oldu. Ve ikiz kenar oldu. Yani şurasıyla şurası eşit oldu. 36 vermiş. 144. 72. 72 böldü. Kalan açılar 18'er derece. Muhtemelen bulduk soruyu. Ne diyor? ACB nedir demiş. ACB'yi 18 bulduk. BE yayı eşitmiş EC yayına. Yani 56'ya 56. 28'i gördüğü için 56 56. Başka ne verdi? 42 derece verdi. Şimdi şu teğet kirişi bir kullanmamız lazım öncelikle.
Ben buraya x dersem gördüğü yay 2x olur. Aynı mantıkla orayı gören açıyı hemen çizelim. Şurası. 2x'i göreceği için x. Burası 56 gördüğü için 28 derece. X'i yazdık, 2x'i yazdık. Şuraya da dikkat et. Bir dış açı kendine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit. Yani x artı 42. DBC üçgeninde üçgenin iç açıları toplamı yaparsam 28 artı 28 artı x artı x artı 42 eşittir 180. 2x eşittir 180 eksi 98 82x eşittir 41. Bizden istenen yer DAB'dir. DAB şurayı sormuş. Şimdi x'in kaç olduğunu biliyorum. Buranın gördüğü de şuranın tamamı oldu açının gördüğü. Yani 56 56 2x'i gördü bahsedilen açı. 2 kat göstereceği için demek ki burası x artı 56 2 katı 2x artı 112. X dediği açı 41'di. Topladım 97. ABCD dörtgendir demiş. ABC eş kenar üçgendir. Kirişler dörtgen olabilir. Bir bakalım. Olmak zorunda da değil. 45, 60. Karşılıklı eğer 180'e tamamlarsa kirişler dörtgen diyeceğim. Açıları doldurduk. Açı bitti. Açı bittiği için artık dolandıracak bir şey kalmadı. Kirişler dörtgeni diyemiyorum. Çıkabilir ama. Baktık 40, 90 şuraya 30 kaldı. Üçgenin iç açıları toplamı. ADC üçgeni. Başka elimizde bir veri gördüğüm kadarıyla yok. Bu saatten sonra artık açı dolandıramıyorsam, yani normalde çember etrafından geçireceğim ama yani ACBD şeklinde dönecek diye bir kaydı yok. Tamam, eşkenar üçgenin etrafından çevre çember geçer ABC. Ama bu ABC geçerken bu B'den giden D'ye ulaşacak diye bir kaydı yok. İçeride bitebilir. O yüzden çizemiyorum bunu. Peki ne yapacağız? Tanıdık açılar var. Bir değer verelim. En azından birbirinin gördüğü falan. Oradan bir şeyler %99 çıkar. Şimdi eşkenar üçgenin bir kenarına biz ne diyelim? 30'un da gördüğü olduğu için atıyorum işte kök 3 diyelim. Ya da 2 kök 3 diyelim. Daha sonra 2'ye bölmemiz gerekebilir. Şurası da 2 kök 3 oldu. Şu mesafe. Şimdi ADC üçgeninde 30'un gördüğü 2 kök 3. 45'in gördüğünü oldu. Kök 2 katından 2 kök 6 oldu. Veya ikileri sadeleştir. Şimdilik ihtiyaç yok. İhtiyaç hissedersek genişletir tekrar. 45'in gördüğüne bir bakalım. Şuraya db'ye x diyelim. Koşun üstü örneğini yaptım. X kare eşittir 6 artı 3 eksi 2 çarpı kök 6 kök 3 çarpı cos 45. Yani x kare eşittir 9. Şunlar sadeleşti. Ne oldu şurası? 6 mı yaptı? 9 eksi 6 yani 3. X dediğim değer kaça eşitmiş? Bu durumda kök 3'e. İşte burada kök 3'te. O zaman ikizkenar oldu. Şurayla. Şura. Veya bura kök 3, bura kök 3. İkizkenardan şurası 15 derece yaptı. Bizden istenen yer BDC nedir? 15'tir. Güzel bir kalıp karşılaşırsınız. Açılar dolandırdığın zaman artık yapacak bir şey kalmadıysa, açılarda tanıdık açıysa herhangi bir yere değer ver. 2 gibi, 1 gibi, köklü ifade gibi. Sonra 30'un gördü, 45'in gördü, 60'un gördüğü gibi dolandır. Tanıdık malzemeler gelir. Baktık iki tane kiriş vermiş. AD kirişi de DC'ye eşitmiş. O zaman yaylara da eşit. CB'ye 40 demiş. Kalan 180'den çıkartırsam 70-70 paylaştı. DAB nedir? DAB'nin gördüğü 110 olduğu için 55. Yarıçapların eşitliğini unutmayın. Teğet kiriş açıya da ihtiyaç halinde şuraya kullanacağız. Demiş ki BC'd. Buraya eğer 2x dersen diyor. Gördüğü yay 4x olur. Açı da 4x olur. 2x dersen diyor AOC 5x olur.
Şurası 5x. Toplamı 180. X eşittir 20. ABC açısını sormuş. Şu açı sormuş. X 20 ise şu açı 80. İkiz kenar olduğu için kalanlar 50-50 paylaştı. Neyi sormuş? EDB nedir? 50'dir. Hatırlayın, bu x'i birbirini 90'a tamamlıyordu. Gerekçemiz neydi? Şuradan ortak teğeti kullanırsam 40'ı gördüyse 80 buraya kalır. Karşılıklı 180'e tamamladığı için 100 buraya kalır, 80 buraya kalır, 100. O zaman burası da 50 olması lazım. Burada da AFD'yi sormuş. Bunlar da birbirini 180'e tamamlayacak. 60 olacak. Onun da gerekçesi şu. Buradan kirişi tamamlarsam EBC'de kirişler dörtgeni oldu. Karşılıklı 180'e tamamlayacak. O zaman burası 60. Buraya kalır 120. Yine aynı mantıkla ABEF'de kirişler dörtgen oldu. 120 ise 180'e tamamlayacak, 60. CD ile AO eşitmiş. Yani şurası yarıçapı eşitmiş. Hatırlayın, şöyle bir şey yapmıştık. Demiştik ki yarıçapa eşitse burası eşkenar üçgendir. Şöyle. 60 60 60. Madem ki eşit. ED 18'miş. ED 18 ise buraya kaldı. 42 istenen ne? CA nedir? Burası zaten 4'te 1 olduğu için 90 olacak. 48 kalır. AE eşittir yarı çapa. Yine AE'yi bunlarla kullanamıyorum. O zaman hemen şu işini göndereceğim. İkiz kenar yapacağız. Daha sonra duruma bakacağız. Burası eşkenar değildir. Bu sadece OB onlara eşit. OA değil. Baktık, 102 toplamda vermişti. Şurasına X diyelim. Biz buraya kalsın 102 eksi X. Orada X ise burada X. Dış açı 2X. İkiz kenar 2x, hepsinin toplamı 102 artı 102 artı 3x eşittir 180 dedik. 3x eşittir 78, x eşittir 26. Bizden istenen ne? O da nedir? ODA 2x'ti. 2x eşittir 52. CAE 30. BOD nedir? BOD, BOD şurası nedir? Öncelikle hemen TYT inen dik muhabbetlerini bir yapalım. Nereden geliyordu bu? Açıortayın kollarına inen dikler eşittir. Den geliyordu. Şurası da açıortay bu arada, unutmayın. Burası da açıortay. Burada da açıortayın kollarına inen dikler eşit. Ayırdığı parçalar eşit. Yine aynı şekilde açıortayın kollarına inen dikler eşit. Ayırdığı parçalar eşit. Şu parça kendi arasında şu parçaya eşit. Bu kendi arasında bu parçaya eşit. Açıortaylar var falan filan. Ne istiyor? BOD'yi istemişti. Herhangi bir açı verdim. Hayır. Şimdi 30 derece var. Şuranın tamamına EC yayına 150 kalacak. Bunu biliyorum. Burası açıortaysa şurası da açıortay. Değil mi? Yani 90 alfa x, 90 alfa x. Şuraya x diyelim, burası da x. Aynı şey burada da var. Buraya da y diyelim. 2x artı 2y ne dedik? 150'dir. Çünkü karşılıklı 180'e tamamlayacak. 2x artı 2y 150. Bizden 1x artı 1y'yi istemiş. O da eşittir 75. Der ki dbf nedir? Teğet giriş açıyı sormuş. 110 ise gördüğü 220'ye geri kalan 140. Peki güzel bir soru bu, karşılaşırsınız. Şu büyük çemberi görme. Bu açıyla küçük çemberi de görme. Bu ikisinin toplamı neydi? Şurayla şunun toplamı 180'di. O zaman 140'ı verdiğine göre buraya kaldı 40. Şimdi küçük çemberden aynı şey yapıyorum. Burası 40 ise buraya kaldı 140. Teğet giriş açı 70 derece olur.
Yarıçap nedir diye sormuş. Bakalım 2'ye 6'yı verdi. 2'ye 6'yı verdiği zaman ne yapacağız? Önce dikiniyorduk. 8'i 2 eş parçaya böldük. Pisagor yaparsam şuraya kaldı 3. Burada da Pisagor yaparsam 3, 4, 5 üçgeni. Yarıçapımız 5'tir. CD eşitmiş AD'ye. Yani ikizkenar üçgen. Bu kalıpla karşılaştığınızda hemen şurayı birleştirin. Çapı gören açı muhabbeti değil amacım. Burada benzerlik var. Şeyde yapmıştık hatırlayın. Uzunluk sorularında. Nasıl bir benzerlik var? Şurası teğet kiriş açı. Buraya ben x dersem gördüğü yay 2x. Burada aynı yeri görüyor. Burada x oldu. Zaten büyük ikizkenar olduğu için işte burada da bir ikizkenar üçgen oluştu. Neyi sormuş bakalım? AD uzunluğunun BC uzunluğuna oranı nedir? Şimdi çapı gören açı dik. X, X, X var. Hepsinin toplamı 180. O zaman X'e ne kaldı? 30 derece. Yani açılar 30. Şurada 30, burada 30. 120'nin gördüğüne biz kök 3 diyelim. 30'un gördüğü de 1, 1 mi olur? 30'un gördüğü 1 ise 90'ın gördüğü de 2 olur. 60'ın gördüğü de kök 3 olur. Ne istemişti? AD uzunluğu. AD uzunluğu kök 3. BC uzunluğu da 1. Oran kök 3'müş. Karşılaşırsınız. 7'yi vermiş. 7'yi yazdık. Merkez neresi? C merkezi. O zaman şurası yarıçap. Yani R. Büyük kenar R artı 3 ise burası da R artı 3 olacak. R eksi 1. Burası da R olacak. Pisagor. 7, 24, 25 oturdu mu? Evet. R eşittir 25. Bizden istenen yarıçap uzunluğu nedir? 25. A merkezli çember yayı demiş. Neresiymiş? BC'de. Şurası A merkezinden gelmiş. Yani şurayı normalde birleştirsem daha rahat görürsünüz. Şöyle. Şöyle. A merkezli bir yay. Bir de O merkezli var. OD bir birimse. Bu arada OA'yı 15 vermiş. OD'ye 1 dersen diyor. OB 5'tir. 3 katı verdi. O zaman şurası 3. Buraya ne kaldı? 12. OD'ye 3 yazdık. OB eşit oldu 15'e. Ne istemişti? A'nın yarı çapı nedir? Dikkat edin burada ne var? Stewart. Değil mi? R kare eşittir. 15 kare çarpı 12 artı R kare çarpı 3 bölü 13, 15 yaptı toplamı eksi çarpımı 36. Stewart'ı hatırlatalım şurada. X, A, B, M, N. X kare eşittir. A kare n artı b kare m bölü m artı n eksi m çarpı n'di. Onu yaptık. Ne oldu? Şunu karşıya atalım. Ya da direkt yukarı atalım fark etmez. Karşıya attım. İşler dışlar yaptım. 15 tane r kare artı 15 çarpı 36 540 eşit oldu. 15 kare çarpı 12 artı 3 tane re kare. 3 tane re kareyi de karşıya attım. 12 tane re kare eşittir. Şunu da gönder gitsin artık. 12 çarpı 15 kare artı 540. 12'ye böldüm. Re kare eşittir. 15 kare artı şu eksi diye geldi. Ne oldu? 12'ye böldük. 45 mi yaptı? Evet. 225 eksi 45, 180. R dediğim 6 kök 5. Bunu istemiş olması lazım. Evet. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Buradan ve şuradan ayrı ayrı kosinüs teoremleri. Bir tanesi dar açı, bir tanesi geniş açı. Şurası dar. Bulduğun kos teoremini burada geniş açıda uygulayacaksın. Kuvvet uygular mıydık? Yok. Kuvvet parçasına gerek yok. Neyi vermiş? ED uzunluğu 1'dir. Pekala. Yarıçap kısaca 5'tir diye vermiş. Şurayı çekersem burası 5. İhtiyaç halinde.
Aynı mantıkla burası da 5. Baktık, diyor ki AE uzunluğu eşittir EC uzunluğu. Anlamı ne? Merkezden geldim, dik kestim. O zaman 3 3 değil mi? Merkezden geldi, dik kesti. Birden fazla dik varsa benzerlik bir yerlerden çıkar. Der ki BC uzunluğu nedir? BC uzunluğu da biz X diyelim. Teğet var mı? Merkezin üzerinde kesişti. AB diktir BC. Tamam. Falan filan nedir? Şimdi normal şartlar altında birden fazla dik var. Benzerlik olayını kurcalayacağım. Hatta şurada dikkat edin neyimiz var? 3 var, 1 var. Pisagor yaparsam şurası kök 10. Şimdi şuraya nokta diyelim. Diğerine de çizgi diyelim. Büyük üçgende nokta çizgi oldu. Küçükte nokta 1'i gördü. Büyükte nokta x'i gördü. Küçükte 90 kök 10'u gördü. Büyükte 90 6'yı gördü. O zaman x çarpı kök 10 eşittir 6. X eşittir 6 kök 10 bölü 10. Kök 10'la genişlettik. Yani 3 bölü 5 kök 10 olur. AC uzunluğu 12. Şu parçalar eşit. AB uzunluğu 9. Hemen x x yazalım. Şuraya da 12 eksi x, buraya da 9 eksi x, bu da 9 eksi x, bu da 12 eksi x oldu. FC uzunluğu yani 12 eksi x'ten çıkar. BE uzunluğunu 9 eksi x'i x'ler gitti. 3 kalır. 7. sorumuz KP kaç farklı tam sayı değeri alır demiş. KP'nin maksimum olabileceği değer ne zaman olur? Pisagor durumunda hipotenüste olduğu zaman, doğru mu? Yani 24, 24 en fazla olabileceği değer 24 kök 2'dir. Peki en az nedir? Küçültebildiğim kadar küçülttüm. En az yarı çap olursa olur. Yani KP dediği 24 ile 24 kök 2 yani 1,40 küsür. Kaç yapar? 9.6, 33 nokta küsür. 24 ile 33 küsür arasındadır. 25'ten başlar 33'e kadar 9 farklı değer alır. Baktık, iki tane ışın vermiş. Paralel AB 32'dir. Dikten dik indiğim zaman Öklit olurdu. 8 çarpı 32, 16'nın karesi. O halde yarı çapın 16 olduğunu artık biliyorum. Şu mesafe 16. Bizden istenen ne? DE nedir? Şuraya X dersem, burası X artı 8 ise buranın da X artı 8 olduğunu biliyorum. Şurası 8 kök 5. Hemen paraleli çektik. 16, 8 kök 5. Ve şurada kalan küçük bir parçamız var. Şimdi X artı 8, X artı 8 olarak yazdık. 8 kök 5'imizi yazdık. 16 yazdık. Şu parçanın uzunluğunu bulmamız lazım. Bizden istenen kısım burası. Şurayı bulduğumuz zaman soru bitecek. Baktık soruya. Şurada bir dikler var zaten. Birden fazla dik varsa benzerlik vardı, hatırlayın. Şuna çizgi diyelim. Şuraya da nokta diyelim. Buraya nokta kaldı. Buraya çizgi. Çizgi 16'yı gördü. Buradaki çizgi de 16'yı gördü. O halde nokta 8'i görürse buradaki nokta da 8'i görür. Yani bize verilen bölge aslında 8 artı 8 kök 5'miş. Klasik benzerlik sorusu. 15 derece var. AO2 yarı çapını vermiş. 12 O1 merkezli çemberin çapı nedir diye sormuş. Başka bir şey vermiş mi? Teğetler vermiş. Başka bir şey yok. En azından teğetten ötürü şunu biliyorum. Şurası doğrusal olacak. Ve dikkat edin, burası R, burası da R, 12, 12, ikiz kenar, yani şurası 15 derece. Ora 15, ihtiyaç halinde burası 30, yarı çaplar 12, 12, bizden istenen neydi? O1, O1 dediğim ifade şuradan dik inersem bir ipucu verir bana. Yarı çap 12 idi, şuraya R diyelim, küçük R olsun. Bizden de o sene 30'un gördüğü küçük R, 90'ın gördüğü 2R. Toplamda 3R'nin toplamı 12'dir. R dediğim 4, çap demişti 8 olur.
Bakalım 5, 13, 24 hepsini yazmış. EC nedir diye sormuş. Elimizde başka bir bilgi yok. Şurayı bir çekelim. Önce bir çapı gören açı dik muhabbetini kullanmaya çalışalım. Hatta ihtiyaç halinde 90. Buradaki 13 ile 5'i bir şekilde kullanabilmem lazım. Burası da 90'dır. Gerekçe içeride bir kirişler dörtgeni var. Kirişler dörtgende karşılıklı açılar toplamı 180'di. En azından bir 5, 12, 13 elde ettik. Baktık. 5, 12, 13'te açıları da biliyoruz. Birden fazla dik var. O halde benzerlik arayacağım. Çizgi diyelim 90. Şurada nokta olsun. 90 çizgi. Şuranın tamamı nokta olur. Büyük üçgende çizgi 24'ü gördü. Küçük üçgende 12. 2 kat demek ki. Büyükte 90. X artı 5'i gördü. Küçükte 90. 13'ü gördü. 2 kat olacağı için 26 x eşittir 21. Güzel bir benzerlik sorusu. 8 vermiş, 16 vermiş. Yarıçap AE eşittir. Şurası eşitmiş EB'ye. Bu ne işime yarayacak? Çapı gören açı diktir, açıortaydır, ikizkenardır. Şuranın tamamına 32 diyeceğiz. Bu işe yarayacak. Başka ne vermişti? 8'i vermişti. 8'i bir şekilde kullanmamız lazım. 8'i de şöyle kullanabiliriz. Şurayı temizleyelim, daha rahat görelim. O ikizliği en azından anladık şu an. O 8'i de hemen şuradan kullanacağım. Yine çapı gören açı diktir yapacağım. Burası 8'di. Bura dik. O zaman dikkat edin, muhteşem üçlü oldu. Yani burası da 8'e 8. Soru bitti. Ne istemişti? DC nedir? Şuraya x dersen burası 32 eksi x ve kuvveti uyguluyorum. 8 çarpı 16 eşittir x çarpı 32. Bu iki işlemi yapmazsanız biraz sıkıntı yaşarsınız. X eşittir 4. Bizden istenen şurası 28. MN nedir? Klasik basit bir kalıp. Birinin yarıçapı 12, diğerinin yarıçapı 5. Ve bu dik kesiyor. Dik kesiyor demek şu demek. Buranın dik olduğu demek. Dik kesişen üçgenlerin, dik kesişen çemberlerin düzeltiyorum. Yarıçapları yani merkezden gelen o ışınlar birbirine diktir. Dik kesmeden kastı odur. Şuraya x dedik. Birinin yarıçapı 12 idi. 12 eksi x kaldı. Diğerininki 5'ti. 5 eksi x. Zaten 5, 12, 13 üçgeni yarıçapları verdiği için. Şunun tamamı 17 eksi x eşittir 13. X dediğim değer 4'tür. Bizden de onu istemesi lazım. Evet. Bakalım burada ne istenmiş. 6 kök 3. 120 derece. Dairenin çevresi nedir? Şurası 60 olur ve 120 dereceyi görür. O halde merkezden gelen ışın, şurası merkez olsun, 120 olmalı. İkizkenar olduğu için 30-30. 120'nin gördüğü 6 kök 3 ise demek ki yarıçapımız 6. Dairenin çevresi 2 pi r. Merkezden gelen ışın diktir. Önce bir işaretleyelim. Demiş ki AB 8'dir. Diğeri 5'tir. Bura 5 olduğu için burası 5'tir. Dikkat. 5, 12, 13 üçgeni oluştu. Şuralara RR diyelim. 12 eksi 2 R olsun burada. Ne istiyor bizden? Dairenin çevresi nedir? Yarıçapı bulmam lazım öncelikle. Yarıçapı bulduktan sonra olay bitecek. Hemen merkezden gelen ışın diktir ve birden fazla dikin olduğu yerde de benzerlik vardır. Yaparsam çizgi nokta diyelim. Çizgi 90, şurası da nokta. Büyük üçgende 90, 13'ü gördü. Küçük üçgende 90, 12 eksi R'yi gördü. Büyük üçgende nokta 12'yi gördü. Küçük üçgende nokta 8'i gördü. Yani 3 bölü 2. İçler dışlar 26 eşittir 36 eksi 3R. 3R eşittir 10. R'yi 10 bölü 3 bulduk. Çevreyi sormuş 2 pi R. Alanı sayıca çevresine eşit olan. Alan demek pire kare. Çevre demek 2 pi r.
Birer tane pi r'yi silersem r kaldı, 2 kaldı. Demek ki yarıçap 2'ymiş. Dairenin çapı nedir? Dikdörtgen K noktasına kesişiyor. Yarıçap uzunluğu OA, OB 8'miş. OB 8, OA tamam. Yarıçap 8. Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit. Yine klasik kalıp. Dikdörtgenin alanı A artı S. 4'te 1 dairenin alanı da A artı S olduğu için dikdörtgenin alanı bu yüzden ne istiyor? CA şuraya X diyelim. Şurası 8 eksi X olsun. Yarıçap 8 olduğu için. Dikdörtgenin alanı 8 çarpı 8 eksi X'tir. Aynı alan pi r kare bölü 4'e eşit. Birer tane 8'i sadeleştirelim. Şurada 2 pi kaldı. Burada da 8 eksi x. O halde x dediğim şey 8 eksi 2 pi olur. Yarıçap uzunlukları 6 kök 3 ve 2 kök 3'tür. Şurayı birleştirirsem toplamı 8 kök 3 oldu. Paraleli çekersem 2 kök 3, 4 kök 3. Demek ki 90'ı gördü 8 kök 3, 30'un gördüğü şurada 60'ın gördüğü oldu. Şimdi elde ne var? Şurada toplam 120 derecelik bir bölge var. Burada da 60 derecelik bir bölge var. Neyi çıkartacağız? Yamuğun alanından bu iki bölgeyi çıkartacağız. 90'ın gördüğü 8 kök 3, 30'un gördüğü 4 kök 3, 60'ın gördüğü 12. Şu mesafe 12. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yani 48 kök 3 dedik. 48 kök 3'ten neyi çıkartacağız? 120'lik ve 60'lık daire dilimleri. Önce 60'lık daire dilimine bakalım. Pi r kare yarıçap 6 kök 3'tü. 36 108. Pi r kare 60 derece 6'da 1. Sadeleştirirsem burası 18 pi. 120 derecelik bir bölge var. O da pi r kare bölü 120 dedi 3'te 1. O da 4 pi. Elimizde bir 18 pi var, bir de 4 pi var. Tüm alandan çıkartacağız. Yani 48 kök 3'ten 18'e 4, 22 pi'yi çıkarmamız lazım. AB uzunluğu 4 kök 3. Daha önceki soruya benzer kalıp dikkat edin. Birinin yarıçapı 2'dir demiş. Boyalı bölgenin alanları toplamı nedir? Şuraya biz R diyelim. Şurası da R. Burada 2 hemen diki çektiğim zaman 2 R eksi 2 dik 4 kök 3. Pisagor yaparsam R yerine 6 koyunca oturuyor mu? 4 kök 3 4 8 oldu. Demek ki R 6 veya Pisagor'dan da bulabilirsiniz. R 6'dır. Burası 4. Burası da 8. 90'ın gördüğü 8. Şurası 30, burada 60. Yine az önceki kalıbın aynısı oldu. 60 derece var, 120 derece var. Yamuğun alanı, şu daireleri çıkarsam beyaz bölge kalır. Bizden istenen ne ama? Boyalı alanlar gerek yok o zaman. Direkt şuradaki 60 derecelik daire ile 120 derecelik daireyi kullanabilirim. Yani pi, r kare, r'yi 6 bulmuştuk. 60 derece olduğu için 6'da 1 artı pi r kare 120 derece olduğu için 3'te 1. Sadeleştirirsem 6 pi artı 4 pi bölü 3 18 22 pi bölü 3 alanları nedir? 22 pi bölü 3'tür. Diğer soru. Boyalı bölgelerin alanları eşit olduğuna göre OB'ye 3 demiş. OD de 2'dir demiş. Şöyle. Açıyı sormuş. Bunlarda da benzerlik yapabiliyorduk. Hatırlayın. S, 3S, 5S. Aynı mantıkla burada da benzerlik yaparım. Açıyı bilmediğim için S, 3S yazmıyorum. A, 3A, 5A. Boyalı alan boyalı alana eşit. Yani S ve öteki için buraya S demeyelim. K diyelim. 5K'ya 4K. O halde burası aslında 1K, burası 3K. A ve 3A dediği yer ne oldu? Yerine yazarsak A dediğimiz değer S 3S değildi artık 5K 15K yaptı. Yani 20-24K. Ya da kısaca şu 1S'lik bölgelere bakarsam
Birinde k var. 4k var. Şurayı düzelttim. 4k. İstediğimiz 4k'ydı zaten. Birinde 4k var, ötekinde 5k. S3S dediğimiz bölge şöyleydi. S dediğimiz yer 4K demiştik. Buraya da 5K gelmişti. Toplam 9K'lık bölge 180 ise demek ki K dediğim bölge aslında 20. O halde şu açı 100 derece yapar. Bu açı da 80 derece yapar. Bizden hangisini istemiş? BOE 80 derecedir. AB 13. Çapı gören açı diktir. Büyükte. 5, 12, 13 oldu. 5, 12, 13. Teğet olduğu için iki eş parçaya bölecek zaten. Değil mi? Dik geldiği için iki eş parçaya. Ne istemiş? Boyalı alan nedir? Hatırlayın, boyalı alan. Bura x, bura x. X kare çarpı pi idi. Ama tamamı. X kare çarpı pi idi. Bizden ne istemiş? Yarısını istemiş. O zaman 6 çarpı 6, 36. Yarısı 18 pi yapar. Dikten dik inersem Öklit, yarıçap belli 6. Bizden istenen alan nedir? Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4'te 1 daireyi çıkartırsam pi r kare bölü 4. Boyalı alan kalır. Yani 45 eksi 9 pi boyalı alandır burada. CA uzunluğu teğettir demiş. Diktir. AB yayı eşitmiş AC uzunluğuna. Ne diyor? Boyalı alan 12 ise bot daire dilimin alanı nedir? Şu bölgenin alanı sormuş. Biz tümüne teta diyelim önce. Önce şu AB yay uzunluğu AC eşittirini bulalım. Yarıçap R. Ne olur? 2 pi r teta bölü 360. AB yayının uzunluğu. O zaman burası aynı şekilde 2 pi r teta bölü 360'tır. Birbirlerine eşit çünkü. Şuraya da a diyelim. Şimdi bize verilen bilgi ne? A artı 12'nin, şu boyalı yere de b diyelim. A artı 12'nin ne olduğunu biliyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 2 pi r teta bölü 360. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki A artı B ne? A artı B dediğimiz o da pi r kare alfa bölü 360. Şimdi yapacağım olay ne? Şunların çarpımı zaten ne yaptı? Pi r kare teta bölü 360. Dikkat edin, her ikisi aynı. Yani buranın çarpımıyla şuranın çarpımı aynı şey. Bu durumda A artı 12 ile A artı B eşittir. Yani B dediği şey 12'ymiş. 4 kök 2'yi vermiş. Teğetleri vermiş. O1 merkezi çemberin yarıçapı. Uzunluk 2. O2'nin yarıçapı 2'ymiş. Diğeri de 4 kök 2. Şuraya 2'yi yazalım. Şunun yarıçapını bilmiyorum. O da R diyelim. BC uzunluğu 4 kök 2. Şu mesafe 2, bu mesafe r. Pisagor'u hemen yapalım şuradan. 2, r eksi 2, 4, kök 2. Ne yaptı? R kare artı 4, r artı 4 eşittir. R kare eksi 4, r artı 4, artı 4 kök 2'nin karesi 16, 32. Şunlar gitti. 8, r 32, r'yi buldum 4. Bunun yarıçapı 4'müş. Bakalım şurası o zaman ne oldu? 4 ise 6 oldu tamamı. 4 ise burası da 2 oldu. Bana şu açının sinüsü lazım. Üçgen şu, dikkat edin. 4. 4 artı 2 6. Şu açının sinüsünü bulduğum zaman olay biter. Zaten o açının sinüsüyle bu açının sinüsü aynı. Yani alttaki dik üçgen 2, 4 kök 2, 6. Buranın sinüsü karşı bölü hipotenüs 4 kök 2 bölü 6. Onu hemen burada kullanalım. 1 bölü 2 AB sinüs alfa. Giden gitsin, kalan bizim. 8 kök 2'ymiş alanımız. Güzel bir soru. Ve son sorumuz 15. Şu kol, o halde bu kol da 15. Yani 13. 5, 12, 13 üçgen oldu.
Burası zaten açıortay dik R bizden istenen ne? Dairenin alanı. R'yi bulursam olay biter. Burada tanjant 2x'i biliyorum. Tan 2x neye eşit? Karşı bölü komşu 12 bölü 5. Peki bize lazım olan ne? R bölü 15'te tan x. Tan 2x neye eşitti? 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tan kareydi. Yani 2 tane r bölü 15 bölü 1 eksi r bölü 15 kare eşittir 12 bölü 5. Buradan r gelir, cevap gelir. Ne oldu? 225 eksi r kare bölü 225 eşittir 12 bölü 5. Sadeleştir. İşlem ameliyeti başka bir şey değil. 15, 30 r bölü 225 eksi r kare eşittir 12 bölü 5. Sadeleştir. 6'ya böldüm. Burada kaldı. 5, 2, 450 eksi 2 r kare eşittir 25 r. Bereketlendi mübarek. Artı 25 r eksi 450 eşittir 0. Buradan r eşittir 10 gelir. R eşittir 10, 200, 450. Ne istemişti? Dairenin alanı pi r kare.